Yılmaz sonunda yıldı. Evet, karşınızda Süleyman Yıldız. Çok çok büyük analizlerle geldim. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünde sonunda izleyicinin beklediği o şey gerçekleşiyor. Ve Yılmaz'ın sonu geliyor. Hem de Halo'nun söz verdiği şekilde geliyor. Setten aldığımız o fotoğraf sonucunda evet, Yılmaz'ın yakalanıp öldüğünün garantisini size verebilirim. Şimdi arkanıza yaslanın, Süleyman ne diyor onu dinleyin. Ama ondan önce bu tarz Hudutsuz Sevda yeni bölüm analizleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz de sizlere öyle setten güzel haberler getirelim. Ayrıca Levent ile Fikret bozuşuyor. Büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Az sonra onu da konuşacağız. Binbaşı'nın aniden ortaya çıkıp devletin içindeki hainleri temizlemesi de diziye damgasını vuruyor. Tüm detaylarıyla Hudutsuz Sevda analizi sizlerle. Gelin hemen başlayalım. Evet, genelde video girişleri çok karışık gidiyor. Çünkü izleyiciyi videoda tutabilmemiz adına heyecan dozunu arttırmamız gerekiyor. Her neyse, Yılmaz Marten ortaklarıyla birlikte bir plana kalkışıyor. Daha önceki videoda hatırlarsanız set görüntüsü getirdiğimi söylemiştim. Hatta bir limanda saldırı sahnesinin olacağını söylemiştim. Evet, fragman yayınlandı ve Yılmaz'ın limanda yakalandığını gördük. Yılmaz oraya Mehmet Ali'nin limanına çökmeye gelirken Halil İbrahim tarafından yakalanıyor. Yılmaz'ın oraya çökme isteği de şundan dolayıdır. O limanda sevkiyatlar oluyor. Düşmanın yaptığı işi daha iyi yapması adına o limana ihtiyacı var. Mehmet Ali'yi öldürmeyi planlayıp ölmeye giden Yılmaz gerçekten ölüyor. Bakın, %100 diyemem ama %99 Yılmaz ölecek. Niyesini sorun be. Bir de şu an ekrana bakın. Gece çekimi oluyor. Bu gece çekimi de meydanda oluyor. Hatırlarsanız Halil İbrahim babasının katilini önce boğup sonra bu meydana asmıştı. Ondan birkaç bölüm sonra Yılmaz Halo'yu ele geçirip aynı yere asmıştı. Ama Halo kurtulmuştu. Onun ardından Halo Yılmaz'a seni o meydana asacağım demişti. Yani karşılıklı asma tehditleri ettiler. Yılmaz tam başarılı olacakken maalesef Halil İbrahim'i elinden kaçırmıştı. Ama Halo onun gibi yanlış yapmayacak. Halil İbrahim Karasu Yılmaz'ı alıp meydana götürecek ve onu orada asacaktır. Bence Yılmaz'ı kurtarmaya gelen olmayacaktır. Gelen olsa bile ben şahsen Yılmaz'ın her türlü orada asılarak öleceğini düşünüyorum. Benim gibi Yılmaz'ın bu bölüm ölmesini isteyenler bu videoyu beğenerek sayılarını göstersinler. Ya Yılmaz güzel adam, her ne kadar çok kötü şey yapsa da oyunculuğu güzel. Ama işte gel gör ki senaryonun ilerlemesi lazım. Yılmaz'a da artık senaryo yazılamıyor. Hikaye tıkandı. O bakıma da ölmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten fragmana ve setten gelen görüntülere bakınca Yılmaz'ın öleceğini düşünebiliyoruz. Hadi bakalım, Süleyman'ın dediği çıkacak mı? İzleyip göreceğiz. Evet, binbaşına geldik. Binbaşı geldiği gibi devletin içindeki çürükleri toparladı. Albaydan başladı. Kendinden rütbeli adamı balkondan aşağıya attı. Siz binbaşına öyle bakmayın. Adam binbaşı olabilir ama o gördüğünüz albaydan çok daha istihbaratı bol biridir. Albayın hainliğini öğrenip pencereden aşağıya atıyor. Albay orada ölecektir, bilginiz olsun. Albayın Yılmaz'a çalıştığını biliyor. Oradaki amacı albayı sorgulamak da değil, direkt albayı bitirmektir ve sorgulamadan alıp bir çaput gibi onu balkondan aşağıya atıyor. Ya binbaşını seviyorduk da bu bölüm çok daha fazla seveceğiz gibi geliyor. He, o konuşmaları, mimikleri, sertliği filan gerçekten izleyiciyi heyecanlandırıyor. Muhtemelen o albaydan sonra Oğuz'u göreve getirebilmek için uğraşacaktır. Ha bu arada Oğuz'a atılan o iftiranın bir ayağında albay olmuş olabilir. O yüzden binbaşı onu öğrenip pencereden atmış olabilir. Aklınızı bir tarafta yer edinsin. Mecnun binbaşı göreve gelmesiyle Karadeniz'e bir çeki düzen verecektir. Bakalım albaydan sonra hedefinde kim olacak? Evet, öte yandan Levent dedik. Geçen videoda Levent'in Damla yüzünden ağladığını söylemiştik. Bu sefer de analize ekleme yapıyorum. Levent Damla ile Fikret'i öğreniyor ve Fikret'le araları bozuluyor. Fikret Damla ile yattığı zaman daha Levent mevzusu ortaya çıkmamıştı. Ama Fikret'in buradaki hatası ne diye sorarsanız, gerçi siz de izliyorsunuz, görüyorsunuz. Fikret'in buradaki hatası Levent'e Damla ile olan münasebetini söylememesi. Madem öyle bir k***larla birlikte oldun, niye kardeşin dediğin adama bunu söylemiyorsun? Adam sonuçta senin kaynın. Bir de Damla'nın ne
olduğunu biliyorsun. Levent'e bu yanlışı yapman kötü oldu. O bakıma da Levent'le tartışacaklarını bilin. Şu an ekranda fotoğraflarını da görüyorsunuz. Bakalım bu olayda Ayşe ne yapacak? Kaynı ile tartışan Fikret olayda kendini aklayabilecek mi? Ben de sizinle birlikte izleyip öğreneceğim. Ama Levo'ya yazık oldu. Bugüne kadar kadın milletinden hiç yüzü gülmedi. Ona bulsalar bir fakir kız, kendi halinde hanım hanımcık birine ne uğraşacak bunlarla? Ama Levo'nun sorunu da şu: kendi bulduklarını sevmiyor, başkalarının onay verdiği kadınları seviyor, başkalarının ayarladığı kadınları seviyor, o bakıma da yanlışa düşüyor, hüsrana uğruyor. Ben bu olayda Fikret'in yanında değil, Levent'in tarafındayım, bu da böyle bilinsin. Evet, geldik düşman safına. Yılmaz'ın ölümünden sonra yine yeni planlar yapılacak. Düşman tarafına yeni isimler eklenecek ama ilk birkaç bölüm yeni bir oyuncunun geleceğini sanmıyorum. 25. bölümden önce oyuncu beklemeyin ama ondan sonrasında yeni bir oyuncu gelebilir. Yılmaz'ın babası da gelebilir ama gelmeyebilir. Dizinin büyük balıklarından biri odur. Rızvan Leto'nun bile korktuğu biridir. Karadeniz'de dönen tüm ticaretin büyük bir kısmında parmağı olan biridir. O bakıma da öyle sezon finaline yakın gelip de hemen öleceğini sanmıyorum. Muhtemelen o iş biraz uzun sürecek. Belki de ikinci sezonda gelip dizinin büyük düşmanı olabilir. Bakalım, detaylar verildikçe biz de burada videosunu yapıp sizlerle paylaşacağız. O bakıma abone olmayı unutmayın. Ama bu bölüm gerçekten süper olacak. Bayağı aktif bir bölüm olacak. Fikret ve Halil İbrahim'in kurtulması üzerine düşmanlar yeni planlara girişecek. O planları da batırıp izleyiciye zevk verecekler. O bakıma da seyir zevki yüksek bir bölüm geldiğini söyleyebilirim. Bu arada yeni liman sonrasında Halo ve ortaklarına ait yeni işler göreceğiz. O limanda yeni işler yapacaklar. Büyük bir silah ticareti gerçekleşecek. Dizide artık dağ taştan ayrı bir de ofis sahneleri izleyeceğiz. Bugüne kadar hep Karadeniz'in karanlık yüzü gösterildi. Şimdi ise kirli işlerin olduğu cafcaflı mekanları göreceğiz. Yani anlayacağınız, dizi günden güne daha iyi bir yere gidecek. Hele bu önümüzdeki 12-13 bölümde bayağı heyecanlı ve gerilimi yüksek sahneler izleyeceğiz. Akıllara kazınacak tonlarca bölüm ve sahne olacak. Artık sezon finaline kadar durdurak bilmeyen büyük raconların olduğu, büyük akıl oyunlarının ve büyük ticaretlerin olduğu efsane bir dizi izleyeceğiz. O bakıma da kemerlerinizi bağlayıp uçuşa hazır olun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Başka da bir şey demiyorum dedim de Zeynep mevzusu var. Ona da bir ufak değinip videoyu bitirelim. Fragmandan nedense ufak ufak gösteriyorlar. Leto'ların evinde gizli işler çevirdiğini anlayabiliyorum. Normalde Halo'nun evine gitmişti, yani kendi evine. Ama bu bölüm nedense Leto'ların bahçesinde arkasına baka baka bir şeyler yapıyor gibi gösteriliyor. Düşünüyorum ne olabilir, tam bir şey çıkaramıyorum. Ama Damla ile Fikret mevzusuyla alakalı bir şeyler olabilir. Bu arada Levent'in de Leto'ların evinde Fikret'in kaldığı yerde Damla ile Fikret'i öğrendiğini biliyorum. Bakalım Zeynep'i de Levent'i de o yere bağlayan olaylar nelerdir? İzleyip göreceğiz. Evet, dizi başlamadan diziye ait yeni haberler geliyor. Biz de Instagram sayfamızdan paylaşıyoruz. Orayı da takibe alarak Hudutsuz Sevda dizisine ait son dakika bilgilerinden anında haberdar olabilirsiniz. Videodan çıkmadan önce de bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni video Perşembe bölüm bitiminden sonra sizlerle olacak. Bu video bu kadardı. Perşembeye görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.